Bu hafta bizi ve milyonlarca vatandaşımızı çok rahatsız eden bir açıklama yapıldı. Çok öfkeliyiz. Sosyal medyadan mesajlar yağıyor. Genel merkezimizin telefonları susmuyor. Yurttaşlarımız endişeliyiz diyor. Bütçe görüşmeleri elbette her zaman hararetli geçer. Tartışmalar da yaşanır. Ancak ilk kez bir bakan meclisin kürsüsünden cumhuriyete açıkça meydan okudu. Tarikatları bilimin önünde tuttu. Fedakar öğretmenlerimiz için terörist yetiştiriyorlar deme cüretini gösterdi. Bu çirkin ve saygısız açıklamanın ardından bu kişinin derhal haddinin bildirilmesini istedik ama hala saraydan tık yok. O zat o koltuğu işgal etmeyi sürdürdükçe öfkemiz dinmeyecek. Madem bu zat cumhuriyete meydan okuyor, o zaman biz de ona meydan okuyoruz. Yusuf Tekin o koltukta oturamayacaksın. Eğitimi tarikatlara ve müritlere teslim etmene izin vermeyeceğiz. Senin edepsizce eski Türkiye dediğin Atatürk Cumhuriyeti'ne darbe vurmana müsaade etmeyeceğiz. Bu bakanın çirkin ve saygısız açıklamaları tüm öğretmenlere, eğitim emekçilerine ve gençlerimize yapılmış bir hakarettir. Neymiş? O çok övdüğü tarikatlar olmazsa Çocuklarımız terörist olacakmış. Tacizle, istismarlanılan tarikatların desteğiyle çocuklar daha iyi yetişecekmiş. Yok ya, yıllardır eğitim için ter döken, çocuklar için emek harcayan öğretmenlerimize daha büyük bir hakaret olamaz. Terörist arıyorsan yıllarca destek verdiğin cemaatlerde ara Yusuf Tekin. FETÖ'yü hatırla ve unutma. Bu ülkenin eğitimde tek yol göstericisi var. O da Atatürk ilkeleri ve devrimleridir. Çağdaşlık hedefinden, bilimsel eğitimden, laiklik ilkesinden ödün verilmesine asla izin vermeyeceğiz. AKP iktidarında senden önce o koltukta 8 bakan oturdu. Hiçbiri senin kadar pervasızca davranmadı. Haddini bileceksin. Şeyhlere, şıhlara, tarikatlara hizmet eden bir mürit değil, devletine ve milletine hizmet eden bir bakan gibi davranacaksın. Aksi halde o işgal ettiğin koltuktan derhal kalkacaksın. Sayın basın mensupları, Milli Eğitim Bakanlığı en önemli bakanlık. Bu nedenle en büyük bütçe eğitime ayrılıyor. Çünkü eğitim gelecek demek. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı için 461 milyar lira bütçe aldı. Bakanlığa Temmuz ayında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ek bütçeyle 20 milyar lira daha verildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu ek bütçeyle 481 milyara çıkarılan bütçesini yılın Ocak ve Kasım döneminde tüketti. Bakanlık 11 ayda toplam 524 milyar lira harcama yaptı. Yani bakanlığın bütçesi yıl bitmeden tükendi. Bakanlık koltuğunu işgal eden şahıs bunun da hesabını ver. Pek çok okulda ikili eğitime geçildi, yeni okul yapmadın. Binlerce öğretmen atama bekliyor, atama yapmadın. Okullarda ne güvenlik var, ne temizlik hizmeti. Peki bu paraları nereye harcadın? Hangi tarikat'a ne kadar para yolladın? Hangi bilim dışı etkinliğe ne kadar kaynak ayırdın? Çedes için ne harcama yaptın? Bunun da hesabını vereceksin atanamayan öğretmen adaylarına terörist yetiştiriyorlar diyerek hakaret ettiğin öğretmenlere, kaloriferleri yanmayan okullarda eğitim gören çocuklara hesap vereceksin. Yusuf Tekin, karma eğitimin şart olmadığını söyledin. Şeriatı övecek kadar bilginin olmamasına üzüldün. Ama cumhuriyeti ileriye taşımak, bilime katkı koymak, çağdaşlık yolunda yürümek için hiç dertlenmedin. Senin çağdaş, laik Bilimsel ve nitelikli eğitimle derdin var. Bunu biliyoruz. Ancak şunu sakın unutma. Bu ülkede eğitim kurtuluş savaşı kadar önemsenmiştir. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Milli Eğitim Sistemi'nin temellerinin belirlendiği Marif Kongresi'ni milli mücadelenin en zor günlerine denk gelmesine rağmen toplamıştır. Bu ülkede bilimin ışığının aydınlatmadığı tek köy kalmasın diye Eğitim seferberliği başlatılmıştır. Senin bu hadsiz açıklamaların ve meydan okumaların bir asırlık cumhuriyete ve ona gönül vermiş milyonlara vız gelir tırıs gider. Ama şunu bil. O işgal ettiğin koltukta sana rahat yok. Seni o çok güvendiğin tarikatlar bile kurtaramayacak. Ya istifa edeceksin ya azledileceksin. Cumhuriyet'e meydan okumak neymiş göreceksin. Milli mücadelenin en zor günlerine denk gelmesine rağmen cepheden çıkıp Marif Kongresi'ni toplayan ruhun devamı olarak Cumhuriyet Halk Partisi yarın 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapacak. Bu konuyu tüm Türkiye'de dile getirmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, adı milli ama bakanı milli olmayan Eğitim Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na geçelim. Orada yaşananlar da en az bu kadar düşündürücü ve endişe verici. Kendine teğmen diyen bir personel, Türkiye'nin en önemli değerinin rozetini takmaktan imtina ediyor. Onu uyaran Atatürkçü, vatanperver ve gerçek subaylar ceza alıyor. Siz Mustafa Kemal'in askerlerini cezalandıramazsınız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e de bir çift sözümüz var. Bunu soran milletvekillerimize açıklama yapıyorsun ama bir kez bile Atatürk diyemiyorsun. Yazıklar olsun. Yakasına takması gereken fotoğraf ifadesini kullanıyor. Bu çirkin davranışı yapana da subayımız diyorsun. Haklı tepkilerini ortaya koyan askerlerimiz içinse öğrenciler ifadesini kullanıyorsun. Atatürk bizim en önemli değerimizdir. Ben bu rozeti takmaktan gurur duyuyorum. Sen adını bile anmaktan kaçınıyorsun. Değerli arkadaşlar, geçen hafta sizlerle bu kürsüden paylaştığımız bakanların akıllara ziyan açıklamalarına şimdi de bürokratlar eklendi. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan için PR çalışması yapılmak istendi. Ama ortaya Sadık abi'nin haklı tespitleri adlı eser çıktı ve New Yorklu Gaye Hanım da Türkiye ile tanışmış oldu. Geçen hafta Mehmet Şimşek'e yönelttiğimiz 3 soruya bu haftada dördüncü ekliyoruz. Sayı Şimşek, kira fiyatları düşüyor açıklamanızdan Gaye Erkan'ın haberi var mı? Hadi kiracılardan sakladınız, ev sahiplerinden sakladınız, emlakçılardan sakladınız. Ya bu bilgiyi Gaye Erkan'dan niye sakladınız? 15 Temmuz darbe girişimini Eniştesinden öğrenen Cumhurbaşkanının Merkez Bankası Başkanı kira fiyatlarını apartman görevlisinden öğreniyor. Anlaşılan Mehmet Şimşek de Gaye Erkan da Sadık abi'nin Türkiye'sinde yaşamıyor. Aynı Mehmet Şimşek dün Meclis Genel Kurulu'nda çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik demişti. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gerçeklikten uzaklaşmada adeta yarışıyorlar. Mehmet Şimşek Türkiye'nin risk primini 700'den 400 bas puanın altına indirdik demişti. Peki bunu 700'e kim çıkarmış? Onu da anlatsın. Onu da dinleyelim. Ülkedeki kira fiyatlarının düştüğünü iddia eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da konut kiralarının çok yüksek olduğunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başında olduğu ekonomi yönetimi Seçimden sonra tam 7 kez faiz artırımına gitti Bugün de 250 bas puan faiz artırımına giden Erdoğan'ın ekonomi yönetimi halkımızı par paradan para kazanan bir, bir grup imtiyazlı zenginin esiri haline getirmeye devam ediyor